Merhabalar dostlar. Bugün 1 Nisan dediğime bakmayın 1 Nisan sürprizi gibi oldu. 1 Ekim sürprizi arkadaşlar. Şimdi sabahleyin zaten endeksimiz eksi açmıştı. Çatır çatır aşağı inerken bir ara saat 3:20 geçe falan toparlanmaya çalıştı arkadaşlar. Ama ondan sonra 4:20 geçe aşağı çatır çatır verdiler. Şimdi sebebi aslında iki tane sebebi var. Birisi New York Times'ın haber gelen haberleri, New York Times'ın ikincisi Cumhurbaşkanımızın konuşması. Aslında Cumhurbaşkanımızın konuşması kötü bir şey değil. Ama tabi bu da bir fırsat oldu. Şimdi bakın. Canlı güncellemeler diye New York Times'ın bu Google çevirisi, onu söyleyelim. Tespit çevirmede hata olabilir. İran, ABD ve İsrail'e yakın zamanda İsrail'e saldırı planlıyor. Aslında İran, Amerika ve İsrail'e yakın zamanda saldırı planlıyor diyor. Ki kastettiği Amerika arkadaşlar, Irak'taki güçleri. ABD'li bir yetkili ABD'nin İsrail'e bir saldırıya karşı savunmaya hazırlandığını söyledi. Daha önce de İsrail güçleri İran destekli Milis Hizbullah'ı hedef alarak Güney Lübnan'a kara harekatı başlattı diyor. Şimdi son gelişmede arkadaşlar 12 saat içerisinde bir saldırı olabileceğini söylediler arkadaşlar. Bu da tabii ki ister istemez yani şey yaptı, sıkıntı yarattı arkadaşlar. Burada çünkü 12 saat içerisinde olunca İsrail de hemen ne yaptı? Tüm arkadaşlar herkesi sığınaklara girmeye davet etti ve bu da ülkede biraz da kaos durumunu belirginleştirdi ama ve bunun da karşılığının olacağını özellikle de İran tehdit etmeye çalıştı arkadaşlar. Tabi burada haberli mi oluyor? İran davul bando çala mı saldı, davul bando çalarak mı saldırıyor derseniz arkadaşlar hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir durum sebebi de İran içindeki kendi İsrail ajanlarından kaynaklanıyor. Yani ne diyorlar? Hırsız evde olunca kapı kilit tutmazmış diye bir atasöz var ya. Bu bir de arkadaşlar. İkinciye baktığım zaman Cumhurbaşkanı bakın bugün bir açıklama yaptı meclisin açılışında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu hükümeti Anadolu'yu da içine alan bir hayal, ham hayal kurmaktadır diyor. Şimdi aslında bu bilinmeyen bir durum değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki İsrail'in böyle bir planı var. Yani böyle tüm Orta Doğu'ya vaat edilmiş topraklar arkadaşlar. Hepsini hedefe geçirmek. Şimdi ne yaptı? İlk önce Filistin'den başladı. Ses çıkmadı. İsrail ondan sonra Lübnan'a doğru gidiyor. Arkasından Irak, Suriye ve Mısır arkadaşlar. Ürdün'ü en sona bırakacak. Çünkü büyük ihtimalle Ürdün şu anda ondan taraf arkadaşlar. Sarı öküz gibi diyeceğimiz bir hikaye var. Belki onu bilirsiniz. O sarı öküzü vermeyeceğiz gibi durum söz konusu ya. Filistin'i verdik gerisi gelir. Merak etmeyin. İnşallah da gelmez ama arkadaşlar bundan sonra da en son hedefte anladığım kadarıyla Türkiye'yi de içine çekmek o kaosun. Bundan dolayı tabii ki endeks biraz gerildi. Peki durum ne oldu arkadaşlar? Bakın İsrail borsası arkadaşlar eksi 1,42 şu anda saat 17.29 17.30 civarında kapandı arkadaşlar. Bizim borsamız arkadaşlar şu anda eksi 3, bilmem kaç arkadaşlar. Yani çok ciddi bir durum aşağıya geldi. Peki Mısır'a baktığımız zaman arkadaşlar Mısır ne gözüküyor? Hemen Mısır'da bir kontrol edelim. Mısır'a baktığımız zaman da arkadaşlar Mısır'da artı 0,88. Peki Ürdün'e baktığımız zaman arkadaşlar Ürdün ne gözüküyor? Tabi bunlar arkadaşlar haber gelmeden önce belki kapanmıştır. Ürdün'de arkadaşlar eksi 0,10 ama biz sanki savaş bizdeymiş gibi bir durum söz konusu oldu. Hayırlısı olsun. Yani dayak yediğimiz ne yediğimiz az çok belli. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.